Tatillerin başlangıç diyarı Özlek'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Özlek'ten çıktık, kahvaltımızı yaptık. Özlek'te sucuklu kaşarlı tost yemeden yola devam edemezsiniz. Tatile gitmenin birinci numaralı kuralı budur. Bir numaralı kuralı, evet. Sonra canım annem sağ olsun, tüm kahvelerimizi koyduğumuz, French press'imizi koyduğumuz, iki tane ayrı kahven falan vardı. Tüm dün aldığı kuru yemişleri koyduğu çantayı mutfakta bırakmış. Pamiye girsek mi? Şimdi alışverişe davet ediyor beni, girelim tabii ki. Ne diyordum arkadaşlar? Annem kahvelerimizi getirmeyi unutmuş. Daha doğrusu o çantayı direkt evde bıraktığı için. Bak bir de gösteriyor ya, alışveriş bitti diyor ya. Size konuşamadık arkadaşlar. Şimdi arkamda Afyum kaldı. Starbucks'tan kahvelerimizi aldık ve Tommy'den bazı alışverişler yapıldı. Şimdi Özle'ye arabamıza geri geçiyoruz. Çok da hızlı geliyorlar ya. Daha sonra koşabiliriz kamyonla. Aynen. Ve yolumuza devam ediyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz şu anda tatil yapacağımız villaya gelmiş bulunmaktayız. Yol güzel de onda bir sıkıntı yok. Başta annem kullandı, sonra ben, sonra ablam derken. Ama Antalya'ya geldiğimiz andan itibaren özellikle Kalkan bölgesine deli dehşet bir sıcak var. Geçen sene bu kadar sıcak hatırlamıyorum çünkü zaten Eylül'de gelmiştik. Şu anda Temmuz'da olup tam sezonundayız aslında. Ve bu hafta bir de 23'ünden sonra daha da artacaktı. Bugün 23'ü değil mi? Evet. Sıcaklar ve biz de tam 23'ünde villamıza giriş yapmış bulunmaktayız. Yaşasın biz. Çok mantıklı. Blue'un hem yolu hem evin tabii ki Blue'unu kapsamasını istiyorum. Hem de tatil yer Migros'u diye bilirsiniz bir söylem vardır. Herkes tatil yeri Migros'un alışveriş yapmayı çok sever ve onun izlenmesi de sevilir. O yüzden birlikte Migros'tan alışveriş de yaparız. Sizi şimdi ev turu çekiyorum. Vlogumuza başlayalım. Şuradan girdik ve direkt bizi havuz karşılıyor arkadaşlar. Şöyle. Bizim geçen seneki evden daha büyük bir havuz. Geçen sene çünkü 7 metreydi. Burası 9 metreydi. Şimdi şezlonglarımız var. İlerliyoruz. Şu taraf bir oda. Bu taraf evin girişi. Burada da Kayra bizi karşılıyor. Sonra şurada şöyle hem yemek masamız hem salıncağımız var. Şurada bir minderli köşe yapılmış ama burayı pek kullanacağımızı sanmıyorum. Şurada da bir tane daha oda var. Yani genel olarak şu şekilde. Evin içine de girelim bakalım. Evin içerisine girdiğimizde kusura bakmayın dağınıklık için, biraz dağıldık anında. Direkt mutfak bizi karşılıyor. Şöyle işte çaydanlığıdır, fırınıdır, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabımız, tost makinemiz hepsi burada. Ve aynı zamanda şu dolapların içerisinde de işte Türk kahvesi yapmak için, sonrasında blenderine kadar var aslında. Bir tık beni etkiledi olması. Daha bakmadım aslında neler var diye. Dolapların içerisine de bakalım. Bardaklar güzelmiş. Şuraya bakalım. Oo, bayağı da bardak var aslında. Burada neler varmış? Burada da tabaklarımız var. Burada ne varmış? Burada tencere ve tavalarımız. Şuraya bakalım. Oo, çaydanlık var. Havan bile var. Çay makinesi var mı? Çay makinesi de var, çaydanlık da var. Kalkacağım mı dedi. Kalkmadı bile. Blue'a saygısızlıktır bu. Evet, oturma odasını da şu şekilde göstereyim. Sonra buradan devam edelim. Şurada birinci odamız var. Ve jacuzzi'miz. Burada banyomuz. Burada dolabımız. Ben banyoları da gayet beğendim. Çok fena biteyim. Şu tipe bakın arkadaşlar. Şöyle buraların, banyoların tek sıkıntısı şu olay arkadaşlar. Çünkü şurada eşik yok ve tüm sular tüm banyoya yayılıyor. Bizim geçen seneki kiraladığımız villanın da öyleydi. Buraların genel sıkıntısı bence bu. Ama yine de güzel. Devam edelim. Burası aslında manzarası. Diğer odanın daha güzel tabii. Direkt havuz görüyor. Devam. Burada bir diğer odamız var. Ütü, ütü masası hepsi var. Güzel. Sonrasında makyaj masamız. Şöyle. Burada iki tane tekli yatak var. Ve burada da yine yorgan falan da bulunuyor. Askı da var. Gayet iyi. Bizim geçen seneki evde mesela dolaplar çok küçüktü. O yüzden güzel.
Ve burada da yine aynı şekilde banyomuz var. Banyoların büyüklüğü falan gayet iyi. Direkt şunu istedik. Şu var mı diye paspası. Ve bu şekilde. Annem diyor ki diğer odanın manzarası mı var? Yani şöyle. Havuz manzarası var Max yani. Ki bu kapalı olur çünkü havuzu temizlemeye saat 7.30 ile 8 arası mı geliyorlardı? Onu dışarıdan hallediyorlar aslında. İçeri girmiyor diye biliyorum ama. Bu şekilde yani direkt yataktan baktığınız gibi havuzu görebilirsiniz. Ama şu anda tabii ki çok fena güneş. Bakalım sabah nasıl olacak? Sabah güzel olur güneşsiz. Bence de. Şu an akşam güneşini alıyor gibi. Ve sizinle konuşacaktım, konuşamadım. Biz normalde arkadaşlar eve geldiğimiz belli olduğu için böyle hani evdeki çaydan koyalım demiştik. Sonra süngerleri koyalım demiştik. Bezmez, o tarz şeyleri koyalım demiştik. Çok güzel bir işte kuru yemiş almış dün annem. Onları koyduk. Züber siparişimi vermiştim. Züberlerimizi koymuştuk falan. Böyle bir çanta hazırlamıştık aslında. Ama sonra annem sabah evden çıkarken mutfağı kontrol etmemiş yani nerede ne kaldı gibisinden. O çantayı çok güzel bir şekilde mutfakta unutaraktan yola çıktık. Ve yaklaşık 1,5 saat sonra falan fark ettiğimiz için de tabii ki geri dönemeyecektik. Kaderimize razı olduk. Evet, geri dönemeyeceğimiz için de dedik ki her şeyi alırız artık, yapacak bir şey yok. Ve zaten daha şimdiden yoldan almaya başladık. Evet, benim için en önemli şey Özlü'ye uğradığımızda Afyon'dan direkt French press aldık. Aslında güzel bir French press'miş. Bakın size de göstereyim. Burası direkt cam. Bence havalı duruyor yani. Ben böyle görmemiştim. Bir de bu 750 ml kadar. 750 olması daha iyi oldu. Hep küçükler vardı. Bunu aldık ve sonra Afyon'da durduğumuzda yine kahve aldık. Trans Blend'den aldık. Bunu da French press'e göre çektirmiştik zaten. Şu anda ikisi olduğu için çok mutluyum. Geri kalanları önemli değil benim için. Onları Migros'tan zaten alacağız. Ve bunun için de tatil yeri Migros'una gidelim arkadaşlar. Ben nereye geldiğimizi tam olarak söylemedim bence size. Biz geçen sene de Kalkan'dan villa tutmuştuk. Bu sene de Kalkan'dayız arkadaşlar. Kalkan'ı gerçekten sevdik. Hatta ben Kaş'a göre daha çok sevdim. Ama tabii Kaş daha çok sevilebiliyor. Bence günübirlik Kaş'a gidilebilir. Oradaki beachlere gidilebilir. Çarşısında gezilebilir. Yemek falan yenilebilir ama bana Kalkan daha düzenli geldi. Belki daha küçük olması. Bilmiyorum biz ne kadarını gördük tabii Kalkan'ın ama daha çok sevdim. Kalkan çarşıya falan da gitmiştik yani geceleyin böyle. O yüzden biz ne Kalkan'da tuttuk evi. Ve aile tatilimiz başlasın. Aa evet, babamsız şey geldi yandan ama geçen seneki aileyle tatil vloglarımı izlediyseniz bilirsiniz. Babam her zaman yılın bu sıcaklarında tatile gidilmesine karşıdır ki haklı olarak, çok haklı. Bu sene daha da iyi anlıyoruz. Geçen sene İzmir tarafına gittiğimiz için daha serindi en azından. Şu anda gerçekten nefes alınamıyor. Babama da demiştik tabii ki hep beraber gidelim diye. Babam yine manyak mısınız dedi. Sıcaklardan dolayı kesinlikle haklıymış yani. Babamı buraya sıcağı asla getiremezdik ki getiremedik de, ki çok da haklıymış yani. O yüzden yine biz 4 kişi olaraktan gelmiş bulunmaktayız. Babama en iyisi Alaçatı'ya. Evet, Alaçatı Port bölgesine. Ağustos'ta götüremezsiniz beni. Ev direkt uzanacak diyorlar. Bir hafta sonu gelsinler. Ağustos sonuna doğru gelsinler. Ağustos sonuna doğru gelsinler. Siz geleceksiniz diye biz daha da uzattık. Neyse, sonraki vloglarında az çok nerede geleceği belli olmuştur. Tatil aylarımız başladı. Tatil ayımız hatta. Evet, tatillerimiz başlamış bulunmakta arkadaşlar. Bundan sonra da nereye gideceğimiz de az çok belli olmuş gibi. Oralarda zaten izlemeye devam edersiniz bence. Neredeyse bir yıl olmadan, şimdi diğerinde Eylül ayında gelmiştik. Şu anda Temmuz'da olduğumuzu düşünürsek bir yıl olmadan yine yazlık yer Migros'undayız. Biz Kalkan merkeze geldik arkadaşlar bu arada. Burayı daha iyi bildiğimiz için. Buradaki Migros'tan alışveriş yapacağız şimdi. Ama onun öncesinde sabah kahvaltısıyla durduğumuz için de geçen sene yine yemek yediğimiz bir restoran vardı. Oraya gideceğiz. Orası güzeldi çünkü. Ve eğer buradaki restoranlara bakabiliriz. Kukaracı dayı da duruyor bak. Arabası var yine. Ne, arkada mıydı? Migros'un biraz aşağısında kalan Salih Usta'ya geldik arkadaşlar. Geçen sene zaten burada yemiştik. Lezzetleri güzel olduğu için tekrar buraya gelmek istedik. Ve diyetisyenlik şu an out. Üzgünüm. Diyetisyeniniz tatile çıktı. Ve öğünümüzü size gösteriyorum. Vallahi o kadar çok acıktım ki mushroom burger söyledik. Bayağı da güzel duruyor. Ve hemen yenmeye başlandı zaten.
Afiyet olsun. Şimdi Migros'umuza geldik arkadaşlar. Ev alışverişimizi yapacağız. Emin adımlarla ilerliyoruz. Bir sürü listede bir sürü şey var ama bakalım. Şimdi avokadomuzu seçelim bakalım. Nektarin mi alıyorsun? Evet. Annem öyle bir tepki verdi ki. Gelmemiştim. Gerçekten. Tamam. Burası sıcak yerler normal. Ben de bayılırım buna. Biz şunları çok seviyoruz. Zaten bu Dardanel No Mr. No ablamların markasıydı eski çalıştığı yerde. Bayağı denemiştik bunlar. Güzeldi yani. Şu kayrabuğundan almış. Sonra başka meyvelerimiz alındı ve devam ediyoruz. Ben Nutella göremedim. Sarelleler, çoko kremler var ama Nutella'yı göremedik. Çünkü Nutella yok. Değil mi arkadaşlar? Mesela şu reçellerden uzak duralım, zaten sevmem. Bir diyetisyen ne yapar? Yeşil çay alır tabii ki. Sen hangisini seviyorsunuz? Ben yeşil çayın sadesini seviyorum ama ablam içmezse, almak istiyorsan al ananaslı. Zaten götürürüz kalırsa. Annemin de poşet unutması kötü oldu. Ay, evet, tek onun sorumluluğunda değildi arkadaşlar. Tüm tatil boyunca bunu söyleyecek. Evet, tüm tatil boyunca bunu söyleyeceğiz. Tek onun sorumluluğunda değildi yani. Hani biz çıkmışken evi tekrar turlayabilirdi ama. Ama o topladı, o hazırladı. Hani evde kaldığınızda en ufak tuzunuzu, karabiberinizi bile düşünmeniz gerekiyor. Bu bir tık yorar insanı. Ama oha, odaklamaması peki. Neyse. Şunu koyalım. Çorba mı bu sıcakta mı? Emin ol ki yapmayız, bırak. Evet. Annem dedi ki çocuk istiyorsa alsın, yapamasak da götürürüz. Karabiber mi bakıyorsun? İyisi. Annen kollatsana. Biz zaten her şeyi şey gözle bakıyoruz. Arabayla iş sonuçta. Kalırlarsa da İstanbul'a veya Bozüyük'e geri götürürüz. Neden burada bırakalım, neden çöpe atalım ki? Neler almışız tekrar bakalım. Şu Vasa aldık tabii ki. Avokado sosumu yapıp sabahları Vasa'mı yemeyi düşünüyorum. Sonrasında ton balığı aldık. Zeytinyağlı özellikle seçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi biz yeniden evdeyiz. Sizinle beraber market alışverişimizi yerleştirelim dedim. Öncelikle dondurulmuşları koyacağım buzluğa. Sonrasında yerleştirmeye devam ederiz. Biz fırına atmalık şu şekilde börek aldık. Yani bunu sabah yaparız, öğlen de yeniriz. Hiç fark etmez. Bir de pizza aldık. Migros aşırı kaostu arkadaşlar. Biz Eylül'de geldiğimizde bu kadar kaos değildi bence. En azından alışveriş yapabiliyorduk. Ama şu anda o kadar çok yabancılar var ki anlatamam size. Özellikle British aksanlı olanlar ve bayağı dikkatimi çektiler. Çünkü daha önce hiç bu kadar yabancı görmemiştim. Sezon bitti için olabilir tabii ki. Bu kadar yabancı. Yani Migros'un içerisinde çok fazlaydı ve düzgün alışveriş yapamadık. Sonra Carrefour'a gittik. Carrefour'dan bir şeyler aldık. Sonrasında A101'e gittik. A101'den bir şeyler aldık. Tüm zincir marketlerden bir şeyler toparlayıp geldik. Şimdi de aldıklarımızı size göstereceğim. Biraz da Migros'ta çekmeye çalıştım zaten. Villa tatiline geldiğinizde bu evin mesela sabunu dahi yoktu. Bizim geçen seneki gittiğimizde biliyorum, çok fazla karşılaştırmaya giriyorum ama yani siz de böyle bir tatil yapsanız nelerle karşılaşabileceğinizi de göstermek istiyorum. Hiç sabun, tuvalet kağıtları, kağıt aldır falan hiçbiri yoktu. O yüzden onları tamamen en baştan almamız gerekti. Sıvı sabun aldık, tuvalet kağıdı aldık, kağıt havlu aldık. Sonrasında neler almışız? Gelin bakalım. Domestos tabii ki. Bunlarsız olmaz. Sonrasında Feyre aldık. Ya şimdi bu tamamen 5 günde bitmeyecek ama kalanları arabada yer olduğu sürece biz İstanbul'a götüreceğiz arkadaşlar. O kadar parasını vermişiz, neden burada bırakalım yani. Sırtımıza taşımayacağız, araba taşıyacak. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama yani bırakılması saçma bence. Sonrasında bu Dardanel'in Mr. No. Dardanel'in markası değil mi bu? Şu tavuk sandviçlerini biz çok seviyoruz. Bunlardan aldık. Çok güzel onların sosları. Ama hiç etiketine bir bakmamız gerekiyor şeker konusuna. Şimdi göstermeden koymuş olmayayım. İçeceklerimizi gazlı içecek aldık. Normalde eve sokmadığımız halde tatil olduğu için. Tatil olduğu için evet. Ablamla diyorduk ki bu tatilde gayet sağlıklı beslenelim. Diğer tatilden önce bunu yapmamız gerekiyor. Diğer tatile gidince ablamın bir tık psikolojisi bozulmuş. Çünkü o önceden idmanlı. Bayramda da gittiği için. Bu yiyip içmekten. Evet. Biraz sıkıntılar oldu. Ama işte biz biraz gaz geçecek aldık. Diyetisyen olarak asla ve asla önermiyorum. Eve alınmadığı sürece de içilmiyor arkadaşlar. O yüzden siz de almayın. Ama tatile gelmişiz. 5 günlüğüne neden alınmasın? Yumurtamız var. Onu da. Evet, yumurtamız. Üstüne yoğurdumuz. Üzerine yoğurda yaparsak diye patlıcan ve kaba kaldım. Fırına atılır. Gerçekten. Yazmadım. Evet. Ben görmedim. Direkt. Pişirme kağıdı da aldık mesela fırın için. Sonrasında sandviç yaparsak öğlenleri falan diye şöyle hem tost ekmeği hem sandviç ekmeği aldık. Bunları da koyalım mı buzdolabına?
Bugün koymayalım bence ilk günden. Tamam. Bu arada sandviçleri de var. Aynen. Böyle koyalım. Gelelim bir tık diyet tarafına. Burada çiğ bademimiz var. Burada yeşil çayımız var. Bu diyetle alakası yok. Kayra kendisini aldı. Fıstığımız var. Züber. Züber 15 liraydı biliyor musunuz? Migros'ta ne kadar bilmiyorum ama. 11 şeyde Carrefour'da 15 liraydı. Migros'ta 11 liraydı. Ben biraz daha alayım diye düşünüyordum. Ama şey 3 tane vardı sadece. Tombalığımız var. Tombalığımız, vasamız var. Vasa üzerine ton balığı. Bir de avokado sos yaptık mı harika. Kayra çorba istedi ama ne kadar çorba yaparız bilmiyorum. Bu ne? Ben aldım. Harika olmuş. O da benim abur cuburum. Ananas ve yoğurt ama bak salça şeyler de aldım. Ama o benim abur cuburum. Evet. Tuzu unutmayalım çünkü burada yok. Burada da avokadolarımız var. 3 tane aldım. Hatta ikisi güzel olgunlaşmış. Hemen yarın sabah yapabiliriz. Sağlık kadın bak. Biraz önce ne yiyordum? Yoğurt yiyeceğim. İşte diğer tatil öncesi işte bir gittim geldim kilo aldım göbek yaptım falan diyordum ya. Benim sözüme fazla güvenmeyin. Bence kendisini Alaçatı'ya saklasa daha iyi olabilir. Alaçatı'ya, Çeşme'ye saklasa. İşte bunlar son. Tamam başlayalım. Söz baş kalmayacak. Sonrasında benim de burada tabii ki sodam var. Daha doğrusu maden suyu diyebiliriz. Ben yazın hemen burada diyetisyenlik yapayım. Danışanlarıma günde bir tane maden suyunu seviyorlarsa veya az seviyorlarsa bir de zorunlu tutuyorum arkadaşlar. Kaybettiğimiz mineralidir, suyudur almamız için birebir. O yüzden Beypazarı'nı bulamamıştım. Kızılay aldım ama genelde Beypazarı alıyorum. Tatilimizin yolculuk, kaldık yer Migros'u ve ev turu bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi sizi bir sonraki videoya Kalkan'da villa tatilimiz nasıl geçmiş onu izlemeye davet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.